Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. 2021 yılında özel güvenlik sınavlarında çıkacak önemli 35 adet sınav sorusu hazırladım arkadaşlar. Sınavlara giren arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Çok önemli, sık sık çıkan sınav sorularımız mutlaka sizlere de çıkacak arkadaşlar. Başarılar diliyorum, sorulara geçiyoruz. Evet, birinci sorudan itibaren başlıyorum. Üniversitede öğrenci yurdunda görevli olan özel güvenlik görevlisi Kemal, tornavida ile yaralanma olayına karışan Eren isimli öğrenciyi yakalamış ve olayda kullanılan tornavidayı emanete almıştır. Bu olaydaki özel güvenlik görevlisi Kemal hangi görevi yerine getirmektedir? A. Adli görev, B. Önleyici görev, C. Özel kolluk görevi, D. İdari görev, E. Koruma görevi. Evet, cevabımız burada adli görevdir arkadaşlar. Adana seçeneğimiz doğrudur. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi biyolojik delil sayılmaktadır? A. Para, B. ilaç, C. Boya, D. Kıl, E. Lif. Bu soru da sık sık sınavlarda geliyor bakın arkadaşlar. Biyolojik delil sorulmuş. Kıldır arkadaşlar. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi stresin kaynaklarından biri değildir? A. İş yükünün fazlalığı, B. Olumsuz çalışma koşulları, C. İnsan ilişkilerinde başarısızlık, D. Yönetici baskısı, E. Sorun çözme yeteneği. Evet arkadaşlar, bakın, stresin kaynaklarından biri değildir. Evet, sorun çözme yeteneği stresin kaynaklarından birisi değildir. Edirne seçeneğidir cevap. Dördüncü sorumuz, sık sık yine sınavlarda gelen bir soru. İlk yardımın temel uygulamaları nelerdir? Koruma, bildirme, kurtarma, koruma, taşıma, nakil, konuşma, bildirme, nakil, kurtarma, taşıma, nakil, koruma, kollama. Arkadaşlar, ilk yardımın temel uygulamaları 3 tane biliyorsunuz. Koruma, bildirme, kurtarma. Sıralaması da aynı şekildedir arkadaşlar. Bakın, söylediğim şekilde. Diğer seçeneklerde dikkat ederseniz hepsi yanlış. Bakın, koruma, bildirme, kurtarma hangi seçenekte ise cevabımız odur. Adana seçeneğimiz doğrudur. Beşinci sorumuza bakalım. Temel yaşam desteği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Solunumu veya kalbi durmuş kişiye yapılır. B. Hasta yaralının solunumu bak dinle hisset yöntemiyle değerlendirilir. C. Yapay solunum yapmak için hava yolu açıklığını sağlamaya gerek yoktur. D. Kalp basısı hasta sert bir zeminde sırt üstü yatarken yapılır. E. 30 kalp basısı ve 2 solunum olmak üzere dakikada 100 bası yapılır. Evet, çok önemlidir arkadaşlar. Evet, 30 kalp basıcı, 2 solunum dakikada 100 bası olacak şekilde yapılıyor. Bildiğiniz gibi burada bize yanlış olanı soruyor bakın. Ceyhan seçeneği yanlıştır arkadaşlar. Yapay solunum yapmak için hava yolu açıklığını sağlamaya gerek yoktur diyor. Gerek vardır. Cevap Ceyhan seçeneği. Hemen altın sorumuza bakalım. Toplumsal bir olayda üzerine gaz, sis ya da ses bombası atıldığında ne yapacaklarını bilemeyip rastgele sağa sola hareket eden kalabalıklar hangi tür kalabalıklardır? A. Saldırgan, B. Pasif, C. Paniğe kapılmış, D. Organize aktif, E. Organize pasif. Bakın arkadaşlar, sağa sola hareket eden kalabalıklar diyor. Tabii ki paniğe kapılmış kalabalıklardır. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Yedinci sorumuza bakalım. Belli güzergahlara bağlı kalarak yürütülen devriye yöntemi nedir? A. Planlı devriye, B. Olağan devriye, C. Geri dönüşlü devriye, D. Motorize devriye, E. Dairesel devriye. Belli güzergahlara bağlı kalarak bakın yürütülen nedir?
Planlı devriyedir. Plan çizilmiş. Evet. Adana seçeneği doğrudur. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanuna göre özel güvenlik görevlisinin genel kolluğun görev alanına giren bir olayla karşılaştırıldığında suçüstü hükümleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisini yapması doğru değildir? A. Gecikmeksizin olaya el koymak. B. Genel kolluğa haber vermek. C. Olay yerini ve delilleri korumak. D. Şüphelileri yakalamak ve ifadelerini almak. E. Suç aletini muhafaza altına almak. Arkadaşlar, özel güvenlik görevlilerinin suçluları ifade alma gibi bir şeyi yok biliyorsunuz. Görevi yok. Şüphelileri yakalamak ve ifadelerini almak emniyet güçlerinin evet görevidir. Deniz seçeneği burada doğru değildir arkadaşlar. Evet, hemen 9. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi stresin kaynaklarından biri değildir? A. Motivasyon. B. Rol belirsizliği. C. Yoğun iş gücü. D. Kişiler arası çatışma. E. Aşırı sorumluluk yüklenmesi. Evet arkadaşlar, burada stresin kaynaklarından biri olmayan, bakın, motivasyon değildir. Adana seçeneği doğrudur. 10. sorumuza bakalım. 10. sorumuz da sık sık son zamanlardaki sorularda geliyor. Dikkat edelim. Etkili iletişim becerisi ile aşağıdaki alanlardan hangisi doğrudan ilgili değildir? A. Zaman yönetimi. B. Bilgisayar kullanımı. C. Eleştirel düşünme. D. İkna yöntemleri. E. Liderlik. Bakın, etkili iletişim becerisiyle aşağıdaki alanın hangisi doğrudan ilgili olmayan burada arkadaşlar, bilgisayar kullanımı değildir. 10. sorumuzun cevabı Bursa. 11. sorumuza bakalım. Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ahmet, patlama sonunda oluşan yangından yaralı olarak birini kurtarır. Ahmet ilk yardım kapsamında hangisini yapmalıdır? A. Yangının üstüne yanık giderici merhem sürer. Evet, yanığın üzerine arkadaşlar, üstüne yanığı varsa üzerine merhem sürer. B. Su toplayan kısımları patlatır. C. Kişi yanmaya devam ediyorsa üstüne bir battaniye atar ve yuvarlayarak yanmanın durmasını sağlar. D. Yanık bölgesine bandaj uygular. E. Yanmış bölgedeki derileri kaldırır. Evet, burada ilk yardım kapsamında yapması gereken nedir? Arkadaşlar dikkat edin. Ceyhan seçeneğinde kişi yanmaya devam ediyorsa üstüne bir battaniye atar, yuvarlayarak yanmasını önler. Seçeneğimiz doğrudur Ceyhan. 12. sorumuz, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu'na göre özel güvenlik görevlisi görev başındayken hırsızlık yapan birini yakalarsa aşağıdaki seçeneklerden hangisini yapması gerekir? A. Şüpheli hakkında tutanak yazarak şüpheli kişiyi en kısa zamanda genel kolluk görevlilerine teslim eder. B. Şüpheli kişiyi amirine teslim eder. C. Şüpheli gözaltına alır ve kolluk görevlilerini bilgilendirir. D. Şüphelinin çaldığı malı sahibine verir ve şüpheliyi kolluk görevlilerine teslim eder. E. Şüpheliyi sorguya çeker ve ifadesini alır. Burada arkadaşlar, hırsızlık yapan birini yakalarsa şüpheli hakkında tutanak yazarak şüpheli kişiyi en kısa zamanda genel kolluk görevlilerine teslim eder. Evet. Adana seçeneğimiz doğrudur. 13. sorumuz, eşkal tespitinde fiziksel yapı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? A. Şivesi. B. Şişman kalıplı. B. Zayıf ince. C. Kambur. D. Geniş omuzlu. Bu soru da sık sık gelen sorulardan birisi arkadaşlar. Devam edin. Bakın. Evet. Şivesi. Şivesi değildir.
Hemen 14. sorumuza bakalım. Hakim yerlere yerleştirilen keskin nişancıların bulunduğu koruma çemberi hangisidir? A orta çember, B iç çember, D dış çember, D kenar çember, E ara çember. Evet arkadaşlar, burada da baktığımızda yine dış çemberdir cevabımız. Ceyhan seçeneğidir. 15. sorumuza geçebiliriz. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi özel güvenlik şirketlerine faaliyet izni vermeye yetkilidir? A. İçişleri Bakanlığı, B. Türkiye Odalar Borsalar Birliği, C. Sanayi ve Ticaret Odası, D. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, E. Özel Güvenlik Daire Başkanlığı. Özel güvenlik şirketlerine faaliyet izni veren İçişleri Bakanlığı'dır arkadaşlar. Cevabımız Adana seçeneği doğrudur. 16. sorumuz. Ne söylediğimizden çok nasıl söylediğimiz önemlidir cümlesi ile iletişimde hangi kavramın önemi vurgulanır? A. Yaşantı, B. Enformasyon, C. Öğrenme, D. Empati, E. Beden dili. Arkadaşlar, evet, burada da dikkat edersek ne söylediğimizden çok nasıl söylediğimiz önemli. Konuşmamız çok çok önemli. Yaşantı, enformasyon, öğrenme, empati, beden dili. Tabii ki burada neden bahsetmiş arkadaşlar? İletişimde beden dili önemlidir. Edirne seçeneği doğrudur. 17. soru, aşağıdakilerden hangisi gözaltına alma yetkisine sahiptir? A. Genelkolluk, B. Cumhuriyet Savcısı, C. Özel Güvenlik Görevlisi, D. Hakim, E. Kolluk Amiri. Evet, burada da arkadaşlar Cumhuriyet Savcısı gözaltına alma yetkisine sahiptir. Bursa seçeneği. 18. soru, kaza geçiren bir yaralıyı omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarabilmek için hangi taşıma tekniği kullanılmalıdır? Bu soruda %100 gelen sorulardan birisi arkadaşlar, sık sık geliyor. Dikkat ederim. Rentek manevrası, hemlik manevrası, ayaklarından tutarak sürükleme, itfaiyeci yöntemiyle taşıma, altın beşik. Evet arkadaşlar, rentek manevrasıdır. Adana seçeneği doğrudur. 19. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi kişiler arasında başarılı iletişim kurulmasının şartlarından biridir? A. Herkese sen diliyle hitap etmek. B. Sürekli olarak talimatlar vermek. C. Keskin kurallar koyup uymayanlara tepki göstermek. D. Kişilerin sorunlarıyla ilgilenmemek. E. Gerekli hallerde insanların fikirlerini almak. Burada etkili, başarılı iletişim kurulmasının şartlarından birisi hangisidir diyor. Bakın arkadaşlar. Evet, gerekli hallerde insanların fikirlerini almak, değil mi? Edirne seçeneği doğrudur. 20. sorumuza geçelim. Yetkili amir tarafından yapılması istenen hizmetin söz veya yazıyla ifade edilmesine ne denir? A. Hizmet, B. Yetki, C. Görev, D. Emir, E. Sorumluluk. Evet, burada arkadaşlar dikkat edin. Emirden bahsediyor bakın. Emir. Denizli seçeneği doğrudur. 21. sorumuz. Polis kendisine veya polis merkezine Molotof ve benzeri silahlarla saldıranlara karşı hangi yetkisini kullanır? A. İlaç, silah kullanma. B. Job kullanma. C. Üst araması. D. Kimlik sorma. E. İkaz etme. Evet arkadaşlar, polis kendisine veya polis merkezine Molotov attıklarını saldıranlara karşı ne yapabilirler? Tabii ki silah kullanabilirler arkadaşlar. Silah kullanma yetkisi vardır. Adana seçeneği doğrudur. 22. sorumuz.
hangi hallerde özel güvenlik görevlileri 5188 sayılı kanunda yer alan yetkileri kullanamazlar? A. Görev yaptığı süre içinde. B. Özel güvenlik kimlik kartı yakasında takılı değilken. C. Görev alanı içindeyken. D. Kişi ya da kişileri korumakla görevliyken. E. Geçici özel güvenlik izni verilmiş yerlerde iken. Arkadaşlar burada da dikkat edersek özel güvenlik kimlik kartı yakasında takılı değilken bu yetkilerini kullanamazlar. Bursa seçeneğimiz doğrudur. 23. soru aşağıdaki seçeneklerden hangisi yangın söndürücü değildir? A. Karbondioksit, B. Köpük, C. Asetilen, E. D. Kum, E. Kuru kimyevi toz. Hangisi yangın söndürücü değildir? Soruyor bakın arkadaşlar. Burada dikkat edin. Bu sorulardan da sık sık geliyor. Asetilen yangın söndürücü değildir. Ceyhan seçeneği doğrudur. 24. sorumuz. Özel güvenlik görevlisi eğer bulunduğu yerde gaz kokusu alırsa hangisini asla yapmamalıdır? A. Ortamı havalandırmalıdır. B. LPG ise yerleri süpürerek gazın tahliye edilmesini sağlamalıdır. C. Doğalgaz kokusu varsa tavanların süpürülmesini sağlamalıdır. D. Yanan lambaları ve elektrikli cihazları hemen kapatmalıdır. E. Açık gaz vanalarını kapatması gerekir. Evet, burada da dikkat edin, yanan lambalar ve elektrikli cihazları hemen kapatmalıdır. Yanlıştır arkadaşlar. Evet. Denizli seçeneği cevabımız. Evet. 25. sorumuz. Sözsüz iletişim öğelerinden hangisi kişiler arası iletişimi başlatmada önemli bir rol oynar? A. Ses tonu, B. Hitabet, C. Sempati, D. Mekan kullanımı, E. Göz teması. Evet, hangisi rol oynar? Diyor. Burada da göz teması arkadaşlar önemli bir rol oynar. Edirne seçeneği doğrudur. 26. soru nokta nokta kemik dokusunun bütünlüğünün bozulmasıdır. Eklemin normal hareket sınırının ötesine bükülmesi ve gerilmesi sonucu kapsül ve ligamentlerin zedelenmesi veya yırtılmasına nokta nokta denir. Nokta nokta ise eklemi oluşturan kemiklerden birinin yerinden ayrılmasıdır. Yukarıdaki noktalı bölümlere yazılması gereken kelimeler sırasıyla hangi seçenekte verilmiştir? Kırık, çıkık, çatlak, kırık, burkulma, çıkık, çıkık, kırık, burkulma, zedelenme, burkulma, kırık, eklem, burkulma, kırık şeklinde cevaplar verilmiş. Dikkat edin arkadaşlar. Kemik dokusunun bütünlüğünün bozulması nedir arkadaşlar? Biliyorum, hepiniz biliyorsunuz, kırıktır bakın. Kırık. Buradaki ilk nokta nokta olan yer kırık. Kemik dokusunun bütünlüğünün bozulması kırıktır. Evet. Kapsül ve ligamentlerin zedelenmesi veya yırtılmasına ise bakın, yırtılmasına ise burkulma denir arkadaşlar. Burkulma. Eklemi oluşturan kemiklerin birbirinden, bakın, birinin yerinden ayrılması ise çıkıktır. Evet, çıkık. Yani buraya da çıkık gelir. Evet. Hangi seçenekte var? Kırık, burkulma, çıkık. Bursa seçeneğinde sıralamamız doğrudur arkadaşlar. Evet. 27. sorumuza geçebiliriz. Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bu soru da sık sık yine geliyor arkadaşlar. Yangına su ile müdahale etmek, yangının oksijen ile ilgisini kesmek, C. Yangını bölmelere ayırmak, D. Yanan cismi uzaklaştırmak, E. Yangını soğutarak söndürmek. Tabii ki burada yangının oksijen ile ilgisini kesmek cevabımız, Bursa seçeneği doğrudur. 28. sorumuz aşağıdakilerden hangisi devriyenin tanımında yer almaz?
A. Genel emniyeti sağlamak. B. İhtiyacı olanlara yardım etmek. C. Şüphelileri yakalamak. D. Suç işlenmesini önlemek. E. Suçlunun ifadesini almak. Evet. Arkadaşlar, burada devriye yani özel güvenlik görevlileri suçlunun ifadesini alamaz. Emniyet güçleri suçlunun ifadesini alır. Az önce buna benzer bir soru daha çözmüştük, değil mi arkadaşlar? Evet, çok çok önemli sorular. Önce sorunun ne demek istediğini iyi anlayalım. 29. sorumuza geçebiliriz. Çok çok önemli yine bir soru. Kamu görev güvenliğinin gerektirdiği hallerde, özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye veya yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir? A. Belediye başkanı, B. İl emniyet müdürü, C. İl jandarma komutanı, D. Mülki idare amiri, E. Milletvekili. Evet, milletvekilleri. Tabii ki arkadaşlar mülki idare amiridir. Evet. Cevabımız Denizli seçeneği. Hemen 30. sorumuza bakabiliriz. Termal kamera nokta nokta bağlı olarak görüntü almak amacıyla kullanılır. Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun ifade hangisi olmalıdır? A. Göz retinasına, B. Parmak izine, C. Vücut ısısına, D. Damar yapısına, E. El yapısına. Evet arkadaşlar, sık sık yine gelen sorulardan birisi. Termal kamera vücut ısısına bağlı olarak görüntü almak amacıyla kullanılıyor arkadaşlar. Evet. Yani burada Ceyhan seçeneğimiz cevabımızdır. 31. soru, sözlü iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar arasında hangisi yer almaz? A. Konuşma üslubunun her zaman sert ve keskin olması. B. Göz göze geldiğinde bakışların kaçırılmaması. C. Bedensel hareketlerin sözlerle uyumlu olması. D. Samimi ve açık sözlü olmak. E. Konuşmalarda bazen mizahi argümanlara yer verilmesi. Arkadaşlar dikkat edin, sözlü iletişimde dikkat edilmesi gerekenler arasında sert ve keskin konuşmak, konuşma üslubu çok çok önemlidir arkadaşlar. Konuşma üslubumuza dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, sert ve keskin konuşursanız kesinlikle sizi kimse dinlemez, suçlu duruma düşersiniz. Evet, burada Adana seçeneğimiz yer almaz cevap. 32. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin uygulama alanı bulduğu alanlardandır? A. Yol güvenliği, B. Trafik güvenliği, C. Mitik güvenliği, D. Konser güvenliği, E. Devlet istihbarat güvenliği. Tabi burada arkadaşlar özel güvenlik görevlerinin uygulama alanları arasında konser güvenlikleri de yer alıyor. Deniz seçeneğimiz doğrudur. 33. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi olay yerine intikal eden ilk ekip tarafından alınacak koruma tedbirlerinden değildir? A. Olay yerine mağdur yakınları ve basın mensuplarının girmesine izin verilir. B. Olay yeri girilmez yazılı şeritle çevrilir. C. Olay yeri kapalı alan ise kapılar kilitlenir. D. Delillerin kaybolmasını, bozulmasını, değiştirilmesini önleyici tedbirler alır. E. Olay yerini korumak için takviye personel ihtiyacı varsa istenir. Burada dikkat edersek arkadaşlar, olay yerine intikal eden ilk ekip tarafından alınacak koruma tedbirlerinden değildir diyor bakın. Olay yerine mağdur yakınları ve basın mensuplarının girmesine izin verilmez arkadaşlar. Cevap Adana seçeneği doğrudur. 34. sorumuz. Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin ortaya çıkması kolluk açısından aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? A. Delil, B. Bulgu, C. İlk ekip,
D olay. E soruşturma. Evet. Belirtilen suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin ortaya çıkması tabii ki bir olayın olmasıdır. Denizli seçeneğimiz doğrudur. Son sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemlerinden sayılmaz? A. Çevre engelleri, B. İkaz levhaları, C. Gözetleme kuleleri, D. Bariyerler ve kilit sistemleri, E. Aydınlatma sistemleri. Evet arkadaşlar, burada çevre güvenlik sistemlerinden ikaz levhaları sayılmaz. Bursa seçeneğimiz doğrudur. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Lütfen kanala katılarak da özel güvenlik 2021 üyeleri için ayrıyeten atmış olduğumuz sorularda isteyen arkadaşlarımız erişebilir. Sınavlara giren arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Arkadaşlar sınavlardan sonra mutlaka videoların altına aldığınız notları bekliyorum arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Daha önce atmış olduğum 5 adet daha videomuz var. Onları da mutlaka çözün. Daha önceki atmış olduklarıma da bakın arkadaşlar. Yüksek bir not alacağınızdan eminim. Bir sonraki sınav sorularında görüşmek üzere. Hoşça kalın.